Merhabalar, ben Kötses Köfte ve karşınızda Shenzhen Ayo. Shenzhen Ayo nedir diye soracak olursanız, kendisi bir bulmaca oyunu. Ancak normal bir bulmaca oyunu değil. Oyunda yani bir şeyleri ilerleterek şudur budur şekilde bulmacayı çözmüyorsunuz. Bulmacayı kod yazarak çözüyorsunuz. Evet, kendisi assembly'nin basitleştirilmiş bir halini kullanıyor. Ve bayağı rahat bir arkadaş. Ancak ufak bir not, şurada bir adet data sheet'imiz var ve tabii ki de kendisini arkaya attı. Data sheet bir PDF dosyası açıyor arka planda. O PDF dosyasında ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgiler söz konusu. Oyunu biraz çok az oynadım. İlk 2-3 görevi falan yaptım. O yüzden ancak sonrasında da save'i resetledim videoya başlamak için. Şimdi ilk önce direkt bizi senaryoya göre biz Shenzhen'e, yani kendisi Çin'in Silikon Vadisi'dir. Shenzhen'de yeni işe başlamış bir mühendisiz. Evet, burada bizim hakkımızda yapılan yorumlar, bize söylenenler vesaire vesaire. Burada da dokümanı okumamızı istiyor ve ilk görevimiz bir tane sahte bir kamera yapacağız. Open Design. Evet, burada ilk yarısı hazır durumda. Burada görüyorsunuz. Şimdi buradaki kodları size bir özetleyeyim. Tabii bizden önce istediği network ve active butonlu ledlerinin sabit bir pattern'da, yani düzende yanıp sönmesi. Burada hangi düzende yanıp sönecekleri gösteriliyor. Ve hatta şunu bir emüle edelim. Şimdi step 1. Move 0, P 0. Bu nedir diye soracak olursanız, 0, P 0 çıktısına 0 değerini aktar. Yani bu arada unutmadan müzik sesi çok geliyor. Bu da çok kısık oldu. Tamamdır. Neyse. 0 değerini buraya atıyor. Yani kapalı konuma getiriyor. Sonrasında 6 birim bekliyor. Şunların hepsi birer zaman birimi. Tik. Bu arada hani gerçekte neyle ölçülüyor diye soracak olursanız, işlemcinin çalışma hızıyla ölçülüyor. Sonra o 6 birim beklemenin ardından move 100 P0. Yani P0'a 100 değerini, yani maksimum değeri. Maksimum güç vermeye başlıyoruz. Sonrasında da 6 birim tekrar uyuyoruz. Şurası ise, eğer başına şöyle bir komut koyarsanız, bu yani kare işareti koyarsanız, burası bir kod değil, burası sadece bir not. Hatta onu kaldırıyorum. Evet. Şimdi biz buraya bir tane devremizi taşıyalım. Hatta iki devreyi de ben şu şekilde taşımak istiyorum. Evet, şimdi bunun pattern'ı biraz daha karmaşık. Bu arada şunu bir emüle edelim. Gördüğünüz gibi arada yanıp sönüyor. Şimdi buradaki pattern'ın benzeri bunda da olacak. Şimdi ilk önce mov0p0. Bunu yazalım. Şurayı her türlü bir resetleyelim. Şimdi bu 4 birim sonra çalışmaya başlıyor. O yüzden sleep 4. Ardından mov100p0 ve 2 saniye boyunca, yani 2 birim boyunca açık kalacak. Sleep 2. Ardından kapanacak. Mov0p0 sleep 1 mov 100p0. Şimdi olanları anlatıyorum. Hatta adım adım gösterelim. İlk önce mov0'ı buraya aktardı, değil mi? Evet. Şimdi mov 4 birim bekledikten sonra mov 100'e geldik. Yani 100'ü 100 değerini buraya taşıyacağız. Taşıdık. Şimdi 2 birim geçiyoruz. 2 birim boyunca açık bu. Gördüğünüz gibi.
Sonrasında sleep kapattık ve sleep 1'e geçtik. Ve burada tekrar uyuduk. Bir birim uyudu. Ve bu sefer mov 100'e geçti. Burada hata yapmışım. Burada bir adet hatamızı gördük. Buraya bir tane sleep 1 koymamız lazım. Evet, şimdi test edelim aynısını. Evet, şimdi mov 100 çalıştı. Sleep 1. Evet. Ve istenilen sonucu elde ettik. Tebrikler, ilk devremizi programladık. Voila. Return to mail. Tamamdır. İlk işimiz başarıyla tamamlandı. Evet. Burada bir mail. Şimdi iki tane görev geldi. Bu iki tane görev biraz ilginç. Biri normal bir görev. Diğeri ise patronumuzun kızı programlama öğreniyor ve bir tane basit bir kart oyunu geliştirmiş. Şurada. Solitaire gibi ancak biraz farklı. Belki bunu başka bir videoda gösteririm. Bunu oynayıp bir el bitirmemizi istiyor. Evet. Şimdi buraya gelelim. Bir tane fabrika modülünü değiştireceğiz. Şimdi Control In input'umuz, Control Out çıktığımız, yani girdiğimiz çıktığımız. Bizden istediği şey ne? Control In'den gelen sinyali iki katına çıkartıp Control Out'a çıkartacağız. Tamamdır. Burada da göstergesi. O zaman devremizi alalım. Bu arada ufak bir not, P'lere bağlıyoruz. Çünkü P'ler çıktılar. X'lere bağladığınız takdirde hata veriyor. X'ler nereye bağlanıyor diye soracak olursanız, X'lerin bağlandığı önemli bir nokta var. Tabii bu kendisine bağlanamaz dediği için. X'ler başka X'lere bağlanıyor. Yani baslara bağlanıyor. Baslar ne için kullanılıyor? Başka devrelerdir, modüllerdir vesaire vesaireye bağlanırken kullanılıyor. Şimdi bunları bağladık. Şimdi P0'dan gelen veriyi iki katına çıkartıp P1'e atacağız. Ve burada önemli bir arkadaşı kullanacağız. Accumulator. ACC. Şimdi gel bakalım. Bu arada fontlar sizin için biraz küçük olabilir gibime gelsin. Fontu büyütebiliyor muyuz? Hayır, büyütemiyoruz. Neyse, sonraki videoda belki daha düşük bir çözünürlükte oynarım. Şimdi gelelim. Accumulator nedir diye soracak olursanız onu anlatıyordum. Accumulator bir nevi, yani değişken, buraya istediğimiz sayıyı arka plan verisi olarak atabiliyoruz. Yani o veriyi tutuyor biz kullanana kadar. Yani bir nevi RAM aslında. Ama çok basit bir RAM. Şimdi biz önce mov P0 Accumulator. P0 Accumulator aldık. Bu kısmı biliyorsunuz zaten. Şimdi buradan itibaren bizim iki katına çıkartma işlemimiz söz konusu. Bunu iki yöntemle yapabiliriz. Ya Accumulator'daki sayıyı kendisine ekleyebiliriz. Evet. Accumulator diyebilirim. Hatta bir test edeyim, oluyor mu? Evet, oluyor. Ya da sub 2. Pardon, sub değil. Mul 2. Evet, ekle. Yani accumulator bu matematik komutları sadece accumulator üstünde işlem yapabiliyor. Yani mul komutunun yanına kaçla çarpacağımızı yazıyoruz. Mul multiply, yani çarpma. Kaçla çarpacağımızı yazıyoruz ve neyin çarpılacağı her daim kesinlikle accumulator'daki sayı oluyor. Aynı şekilde mesela add de accumulator'daki sayıya ekleme oluyor ve accumulator dersek buraya add, yani accumulator'a kendisini ekliyoruz. Sub 2. Sub dedim ya. Mul 2. Evet.
Sonrasında move accumulator. Accumulator'daki sayıyı P1'e taşıyoruz ve sleep 1. Bu sleep 1'i koymadığımız takdirde ne olduğunu göstereyim. Evet, burada kalıyor. Sürekli kendini tekrarlayıp duruyor. Çünkü bir sonraki tike geçemiyor. O yüzden o sleep komutu gerekli. Evet, şimdi 25 buradan geliyor. Bu 25'i buraya aldı. Sonra bunu 2 ile çarptı. Sonrasında P1'e attı. Voilà. Evet. Ve gördüğünüz gibi her seferinde istediğimiz değerleri bize veriyor. Evet, istediğimiz şey tam olarak buydu. Ah. Evet, gayet temiz bir iş yaptık. Bunlar nedir diye soracak olursanız, bu arada bu production cost'umuz, yani ürünün maliyeti. Şu güç kullanımı, daha az güç kullanan olmuş. Lines of code. Şey, kaç satır kod kullanmışız vesaire vesaire. Aslında aklıma başka bir kod daha geldi. Deneyeceğim. Move 2 accumulator. Move P0. Move accumulator P1. Sleep 1. Bakalım bu oluyor mu? Evet, bu da oluyor. Evet, biraz daha değişik bir kod oldu. Burada ne yaptın diye soracak olursanız, accumulator'a 2 değerini veriyorum ve P0'dan gelen değerle çarpıyorum. Yani biraz tersini yapıyorum. Evet. Oops, continue editing dedim. Evet. Ve diğer parçalar da açıldı. Şimdi pulse generator bizden başka bir işe istedi. Yeni gelen birkaç tane ekipmanı test etmek için, bu arada ben bizden bir pulse generator istiyor. Buton input'umuz, pulse ise output'umuz. Bizden istenilen şey, butona basıldığı süre içerisinde pulse'tan sinyal vermesi. Sinyaller birer tik arayla verilecek. Tamamdır. O zaman gel bakalım. Seni ne yapabiliriz? Bu arada şunu da göstereyim. Şu çok farklı bir devre. Bu daha fazla kod içeriyor. Ve bunda iki tane arka plan verisi var. Ve dört tane bas var. Bunun yanı sıra şu farklı bir arkadaş. Bu sadece baslar falan içeriyor. Bu gene farklı bir arkadaş. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Nelerde kullanacağız bilmiyorum. Şimdi ileride kullanacağız. İlk önce bir o sleep'leri girmemize gerek yok. Move 0 P0 pardon P1 sleep 1. Her daim bir tik uyutuyoruz şu an. Ve şimdi size değişik bir şey göstereceğim. Burası hani diğer programlama dillerinde alışkınsanız if'lerdir, şudur budur. Yani koşullar. Bir adet koşul belirleyeceğiz. TGT test greater than T ile başlayan komutların çoğu test oluyor. Yani daha büyük mü diye test edeceğiz. P0 0. Yani P0'dan gelen sinyal sıfırdan büyükseyi test ediyoruz. Şu an eğer büyükse şimdi buraya artı koyduğum artı ile koyduğum komutlar çalışacak. Değilse eksi ile koyduğum komutlar çalışacak. İşlem bu şekilde. Şimdi P0 sıfırdan büyükse eğer ben move 100 P1 tekrar bir artı sleep 1
Tamamdır. Şimdi çalışma şeklini anlatalım. Şimdi ilk step'te, ilk adımda şuraya bir sıfırımızı yerleştirdik. Tamam. Sonra bir birim uyuduk. Sonra burada sinyal var mı diye test ettik. Yok. Başa sardık. Tekrar başa sardık. Şimdi sinyal var. O yüzden bu move, bu yüzü P1'e aktaracağız. Bir birim uyacağız. Burası geçti. Ancak şimdi gene resetlenecek. Ve tekrar test ediyor. Tekrar doğru. Evet. Bu şekilde açık olduğu süre içerisinde burada sinyal olmadığı takdirde şu iki satırı atlıyor. Sinyal olduğu takdirde o iki satırı da okuyor şeklinde düşünebilirsiniz. Evet. Kodumuz bu derece basit bir komut oldu. Return to mail. Şimdi gel gelelim. Wow. Click 0 ve click 1. Bir adet ekranda click animasyonunu yapan bir çıktılarmış. Drink bir 0 1 2 ise gene aynı yerde drinking animasyonunu yapıyormuş. Ha. Şimdi bakalım. Drink 0, drink 1. Ha, biri açıkken diğeri her daim kapalı. Önce bunları bir halledelim. Şimdi move 100 p 0 move, k move değil, move 0 p 1 sleep 1 move 0 p 0 move 100 p 1 sleep 1. Şimdi anlatalım. İlk önce bu buna 100, buna 0 değerini verdi. Tamam. Sonra bir birim uyudu. Geçtik burayı. Sonra tam tersini yaptı. Buna 0, buna 100 verdi. Ve bir birim uyudu. Bu şekilde tekrar edecek ve şurada gördüğünüz gibi bir tıklama animasyonunu gerçekleştirdi. Şimdi gel gelelim şunlar. Bunlar aynı zaman aralıklarında bekliyor. Ancak sanki bu ikisini beraber kodlamak... Evet, bu çok daha fazla sleep komutu isteyecek. O yüzden alttaki ile beraber yapalım. Ve burada aklıma gelmişken şu bridge'leri de kullanmak istiyorum. Evet. Bence çok. Tamamdır. Ben gayet temiz oldu. Hatta önce şu alttakini yapayım. Mol 0 P 1 sleep 6 mol 100 P 1 sleep 1 mol 0 p 1 sleep 2 mol 100 p 1 sleep 1. Tamam, bunun olması lazım. Simulate edelim. Evet. Reset biraz daha hızlı. Tamamdır. Şimdi bu 6 birim uyuyor, bu ise 7 birim uyuyor. Sıfır P. Sıfır Mov. Sıfır P. Bir. İkisi de bir sıfır olsun. Ya dur. P1'in sıfırı burada gereksiz. Çünkü onu daha erkenden bir yerde, bir yerde sıfır yap. Ay yok, biz zaten bu sıfır değilmiş. Mol P sıfır. O zaman sleep 6 mol 0 P sıfır
Sleep 1. Çünkü bu ikisini beraber kodladığımız için şurada bir adet uyuma da var. Buradan sonraki sleep'ler şunu da etkileyeceği için o yüzden onlar bitişik olacak. Şimdi move 100p1. Sleep 2. Şu an bu da burada, bu burada. Şimdi move 0p1. Sleep 1. Tamam, test edelim. Evet. Bu 6 birim boyunca açık kalacak. Sonrasında evet bu animasyona geçti. Ve şimdi alttaki animasyona geçti. Evet. Uhu. Power 103 güzel. Daha az kodda yazan olmuş. Ama hani ben zaten çok iyi bir programcı olduğumu da iddia etmiyorum hiçbir zaman. Şimdi devam edelim. This brand, there's a drinking in game. Evet. Open design. Oh. Güzel bir adet. Ekranımız var. Point ve fall. Şimdi point ve fall. Bakalım siz nesiniz? Inputlar. Display. Sayı gösteriyor. Point'e basıl. Point'ten sinyal geldiği takdirde 1 artacak. Sayı fall'dan da sinyal geldiğinde 2 eksilecek ancak 0'ın altına inmeyecek. Tamam. Evet. Sanki bunu kullansak burada daha iyi olabilir gibime geldi. Tamamdır. Şimdi move accumulator x3. Her daim accumulator'ı x3 ile taşımakla başlayalım. Program başladığında. Ardından evet, şimdi güzel soru değil mi? Burada ne yapacağız? Evet, sizi ilginç bir konseptle tanıştıracağım burada. Mesela sen ne ol? ST ol. Evet, bu şekilde adlandırdığım takdirde bu ST komutları istediğim takdirde onları çağırabiliyorum. Buradan sonra bir de sollayıp bir diyelim. Tamam. Ardından tgt p 1 0 ise eğer P1 0 ise add 1 tamamdır. Ardından jump. Jump komutu ise nedir diye soracak olursanız ST. Basitçe eğer şu ST'yi hatta şuradan bir örnek göstereyim. Step 1 diyelim. S cmp ST diyelim. Şimdi bir uyudu, jump ST'ye geldik. O yüzden başa sardık. Diğerlerini atladı direkt. Tamamdır. Şimdi tgt p
0 0 isen burada iki aşamalı bir şimdi burada iki aşamalı bir denetleme yapacağım. CMP P sub. Tabi sub diye bir şeyimiz yok. Sub iki nokta üst üste TGT P sub. Pardon, TGT değil. Tek. Bu sefer eşittir. Test edeceğim. P 0 1. Aa yok. Accumulator 1. Accumulator'daki sayı 1 ise eğer bu testi yapacak. Ah şuraya bir şey eklemem lazım. CMP ST. Evet, istediğim şey şu: eğer şu koşul doğru değilse şu alttaki kodları tamamen atlamasını istiyorum. O yüzden buraya bu jump'ı koydum. Yani eğer bu doğru değilse şu satırı atlayacağı için bu satır okunacak. Ancak eğer bu doğruysa, yani bu büyük burada sinyal varsa, eğer direkt sub'a atlayacağı için buradan devam edecek kod, yani şu kodu okumayacak. Tamamdır. Tek ek bir. Tamamdır. Accumulator'daki sayı 1 ise ay yok. T, G, T'ye geçelim yine. P, Accumulator 1. Accumulator'daki sayı 1'den büyük mü? Büyükse eğer sub 2 artı cmp st değilse eğer cmp T2 diyelim. Test 2 diyelim. Ve buraya bir CMP ST ve test 2 T2 tek accumulator 1. Accumulator'daki sayı 1 mi diye test ediyoruz. Doğruysa eğer sub 1. Tamamdır. Şimdi basitçe anlatalım komutu, kodumuzu. Bayağı ilginç bir şey oldu. Şimdi ilk önce şuraya ST'yi, ST sadece buraya geri dönmek için. Accumulator'daki sayımız neyse onu x3'e taşıyarak başlıyoruz. Sonra bir birim uyuyoruz. Ardından P1'deki değer 0 mı diye test ediyoruz. Yani sıfırdan büyük mü diye test ediyoruz. Büyükse eğer accumulator'a 1 ekliyoruz. Ve başa geri dönüyoruz. Başa geri döndüğümüz için accumulator'daki sayıyı, yani 1'i teknik olarak x3'e atıyoruz ve bir birim uyuyoruz. Ve tekrar test ediyoruz. Değilse bu sefer P0'daki büyük mü diye test ediyoruz. Doğruysa eğer direkt sub'a atlıyoruz. Eğer değilse bu kısmı atladığımız için ST'ye geri dönüyoruz. Yani şuraya geri dönüyoruz. Yani iki, basitçe bu ikisi de doğru değilse, şimdi şu doğru değilse burayı atlıyor, buraya geçiyor. Bu doğru değilse buraya atlıyor, şu dolayısıyla şu kısmı da atlıyor. Şimdi devam edelim. Eğer P0'da sinyal varsa sub komutuna atlıyor ve burası. Burada bu sefer accumulator'daki değer 1'den büyük mü? Çünkü biz 2 çıkartmamız lazım, ancak 0'a inemeyiz.
Accumulator'daki değer birden büyük mü? Birden büyükse eğer normal devam ediyoruz. 2 çıkartıyoruz. Ancak birden küçükse, bu arada sıfırın altına inemiyoruz, onu aklınıza bulundurun. Birden küçükse eğer T2'ye atlıyoruz. Bu arada şey, birden büyükse eğer demiştim ya. Burada sub 2'ye geliyoruz. Yani şey, 2 çıkartıyoruz ve şurayı kısmı atladığımız için şuraya yatıyoruz ve başa geri dönüyoruz. Eğer 1 ise pardon, birden büyük değilse, yani 1 ya da 0 ise şuraya geliyoruz. Burada 1 mi diye test ediyoruz. 1 ise 1 çıkartıyoruz. Değilse direkt başa geri dönüyoruz. Yani kısacası hiçbir işlem yapmıyoruz. Ve test edelim. Evet. Daha net görün diye bir. Şimdi. Evet, test etti, bir şey yok. Gene test etti. Bir şey yok. Ama şu an bir şey var. Sub P0'da sinyalimiz var. O yüzden bu komutu çalıştırıyor. Şimdi bakalım. Accumulator'daki sayı neyi diye kontrol ediyor. Yani birden büyük mü? Değil. O zaman T2'ye atlıyoruz. Accumulator'daki sayı 1 mi? Değil. Başarı geri dönüyoruz. Evet, aynı çizgi oldu ve şimdi gelelim. Point test sinyalimiz var. Şimdi orada add 1 diyoruz ve başa geri dönüyoruz. Aynı şekilde gelelim, 7 olduk. Evet, şimdi burada sinyalimiz var. P0'ı kontrol ediyor. 0'da sinyal var. Sub'a atlıyoruz. Accumulator'daki sayı birden büyük mü? Büyük. 2 ekliyoruz ve başa dönüyoruz. Evet. Bütün işlem bu şekilde devam ediyor. Huh. Evet. Test etsin bakalım. Ve bitti. Satır sayımız biraz fazlaymış. Daha basit yazabilirmişiz diyor. Production cost'um çok az yüksek, ancak hani zaten az satıra sığdırdıysam bununla da yaparsın düşünüyorum da. Az satıra nasıl sığdırılır düşünemedim şu an. Bakarım belki alternatiflere. Evet. Evet, tamamdır. Şimdi rubbish auto thing ve bir tane sensörümüz varmış. Buna sadece bakacağız şu an. İlginç şeylere geldik. Bir de böyle bir arkadaşımız var. Tamamdır. Bunlar sonraki bölüme kaldı. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler. İyi eğlenceler.